Evet, hazırız. Merhabalar, CMS'e hoş geldiniz. CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısının 4 temel deneyinden birindesiniz şu an. Onun kontrol odasındasınız. Arkamda normalde daha kalabalık olun ama bir hafta önce veri alımı bittiği için artık o kadar da kalabalık olmayan kontrol odasını görüyorsunuz. Önce kendimi tanıtayım. Ben Buğra Bilin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Doktoraya kadar ODTÜ'de, Ankara'da çalışmalarımı yaptım. Daha sonra Brüksel Üniversitesi adına 4 sene boyunca doktora sonrası araştırmacısı olarak çalıştım. Bir senedir de CERN'de fellow olarak, CERN'ün kendi çalışanı olarak burada görev yapmaktayım. Hayatım CMS deneyinde geçti. 2010'dan beridir bu deneydeyim. Master öğrencisi olarak başladım. Yanımda Zoltan var. Zoltan bu işin piri, virtual vizitleri sürekli organize eden kişi ve bugün de bize yardımcı olacak. Noemi'ye birlikte. Noemi arkada, o da aşağıya inecek kamerayla birlikte size CMS deneyini gösterecek ve size anlatmaya çalışacağız. Nasıl çalışıyor, nasıl data alıyoruz, bu datayı nasıl analiz ediyoruz. Birlikte bunların üzerinden geçeceğiz. Tabii herhangi bir noktada sorunuz olduğu zaman araya girebilirsiniz, sorunuzu yazabilirsiniz veya sözlü olarak da alabiliriz. So, maybe we can start with sharing the... Evet. Harita üzerinden başlayalım. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gördüğünüz gibi 27 kilometrelik bir halka, İsviçre-Fransa sınırında. Gördüğünüz Cenevre Gölü, İsviçre-Cenevre Havaalanı ve bizim bulunduğumuz nokta CMS deneyi Fransa'nın ortasında. CERN'ün ana kampüsü ise tam ters tarafta, Elektringinin üzerinde. Hem nasıl düşünebiliriz? CMS deneyi bir kocaman bir kamera olarak düşünebiliriz. Çarpıştırıcı protonları CMS deneyinin tam ortasında çarpıştırıyor, proton ve ağır iyonları. Biz de bu kocaman 25 metre, 15 metrelik makineyi kullanarak o çarpışmalardan çıkan parçacıkları olabildiğince dedektörün içerisinde hapsederek gözlemlemeye çalışıyoruz. Bir sürü farklı detektör teknolojisi kullanılıyor tabii. Her bir kısmı bir soğan gibi düşünebilirsiniz. Soğan halkaları gibi her bir kısmı farklı özelliklerini, işte çarpışmadan çıkan parçacıkların farklı özelliklerini ölçmek için kullanılıyor. Enişte silikon tracker var. Orada amaç çarpışmadan çıkan yüklü parçacıkların, örneğin elektron, proton gibi yönlerini, yani momentumlarını ölçmek, hızlarını ölçmek bir nevi. Daha sonra kalorimetrelerimiz var. Burada da parçacıkları olabildiğince içinde hapsederek onların enerjilerini ölçmeye çalışmak. CMS deneyine adını veren miyon parçacıklarını ölçen sistem de en dışta bulunuyor. Miyon dediğimiz parçacık elektronun ağır abisi diyebiliriz. Elektrondan 200 kat daha ağır kütleli bir parçacık ve çarpışmalarda oluşuyor. Bu parçacık da dedektörden geçerek sinyal bırakıyor ve o sinyali en dış kısımda bulunan dedektörlerle ölçebiliyoruz. Solenoid mıknatısımız var. Bugüne kadar insanlık tarafından inşa edilmiş bu hacimdeki en büyük mıknatıs. 3,8 Tesla'lık bir manyetik alan yaratıyor. Bu dünyanın doğal manyetik alanından bayağı katlarca büyük bir manyetik alana tekabül ediyor. Burada amaç tabii yüklü parçacıkların yönünü bükerek onları momentumlarını daha hassas bir şekilde ölçebilmek. Kısaca CMS deneyi böyle. Tabii dediğim gibi 4 ana deney var LHC'de. Atlas bize benzer bir yapıda. Ve iki deney, Atlas ve CMS deneyleri
genel amaçlı deney olarak geçiyor, multipurpose detectors. Burada biz geniş skalada LHC'nin fizik konularını kapsıyoruz. ALICE ve LHCb deneyleri daha özel deneyler, daha spesifik fizik konularına bakıyorlar. ALICE heavy ion, ağır iyon çarpışmalarına bakıyor ve orada hedef evrenin ilk oluştuğu zamanda olduğu varsayılan teorik olarak kuark-gluon plazmayı keşfetmek ve ağır iyon çarpışmaları etrafında çalışmak. LHCb ise madde ve antimadde asimetrisi üzerine çalışmalar yürütüyor. CMS ve Atlas onların konularını da içeriyor genel amaçlı oldukları için. Shall we start with the down with the showing the control room a little bit? Belki şu an size kontrol odasını da gösterebiliriz. Noemi hazır, Mafi ile birlikte. Onlar aşağı inecekler. Tekrardan bizi görüyorsunuz. Evet. Şu an shift lider yani nöbet ekibinin liderinin olduğu masayı görüyoruz. Orada LHC'nin bize gönderdiği mesajları da alabiliyoruz ve LHC kontrol odasından o başka bir yerde oluyor. Ve son gönderdikleri mesajı görüyorsunuz. Geçen hafta son çarpışma datası alındı ve LHC kış uykusuna yattı diyor. Artık gelecek sene Mart'a kadar herhangi bir çarpışma olmayacak. Herhangi bir veri alımı olmayacak. Bu dönemde dedektörde yapılması gereken acil değişiklikler olacak. Bir hafta sonra CMS dedektörü açılacak ve orada belli başlı gruplar çalışmalarda bulunacaklar. Upgrade veya şey için maintenance için, güncelleme için. Diğer tarafta technical shifter masasını görüyoruz. Tabii 7/24 burada olması gereken bir kişi teknik nöbetçi. CMS deneyinin detektörün parçalarının enerji şeylerini, power supply'larını ve işte sıcaklık kontrollerini gerçekleştiriyor. Hani güvenli bir şekilde dedektörün çalıştığından emin oluyor. Aslında yani CMS'in en önemli nöbet görevlerinden birisi technical shifter. Normal zamanda tabii burada veri alımı data acquisition shifter de oluyor ama şu an veri alımı olmadığı için öyle bir görevlendirme yok. Gördüğünüz gibi her tarafta kameralar var. Tabii Big Brother is watching. Hani aşağıda olan faaliyetlerden de haberdar olabiliyoruz. CMS deneyinin aşağı indirildiği şaftı görüyoruz burada kameraların birinde. Tabii CMS deneyi 90'ların sonunda projelendiriliyor ve 2008'de veri alımına hazır hale geliyor 10 yıl içerisinde. Önce yüzeyde bir araya getiriliyor. Ondan sonra yerin 100 metre altındaki deney boşluğuna, deney kaverine indiriliyor. Asansörü görüyoruz. Asansörün bulunduğu noktayı 97 metreye kadar iniyor. Daha sonra asansörün içerisinden de size zaten onu gösterecekler. Maybe we can also show the DAQ. Evet, dediğim gibi burada da normalde veri akımını ve veri alımını kontrol eden arayüzü görüyoruz. Kusura bakmayın daha ilk virtual vizitim. Mikrofondan uzaklaşabiliyorum. Tabii burada önemli olan hızlıca veri alımını kontrol edebilmek ve bir sorun olduğu zaman ona anında müdahale edebilmek. O yüzden ekranlar sorunları ve olası çözümleri shifter'lara bildiriyor. Tabii veri alındığı zaman görmek istediğimiz şey dedektörde nasıl sinyal oluştuğu canlı bir şekilde veri alınırken buradaki ekranlardan tüm nöbet ekibi onu görebiliyor.
Bu aynı zamanda dışarıya da yayınlanıyor. Yani oturduğunuz yerden de bu görüntüleri görebiliyorsunuz. Şu an veri yok ama şu an gördüğünüz bir Bimyon'u görüyorsunuz. Maybe this one. Sorry. Gördüğünüz olay proton-proton çarpışmasından gelen bir olay değil. Kozmik bir miyon yukarıdan geliyor. Yerin 100 metre üstünden ve daha üstte atmosferin üst tabakalarında oluşuyor. Ve CMS dedektöründe iz bırakıyor. Aşağıya kadar iniyor. Bu gördüğümüz olay işte, still see the camera. Just a moment. Teknik bir ekran görüntüsü değiştirmeye çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Just a moment. I'm in a little bit of a problem. Just continue Okay. and I will play. Yani dediğim gibi bu atmosferin üst tabakalarında etkileşimlerle oluşan miyonlar aşağıda CMS deneyinde iz bırakıyorlar ve biz bu olayları, bu parçacıkları detektörlerimizin kalibrasyonu için ve alignment dediğimiz birbirleriyle hizalarını denk getirmek için kullanıyoruz. Yani CMS için bu faydalı. Aynı zamanda diğer deneyler için de faydalı bir sinyal oluyor. Okay. Okay, I think they can go down. Yes, I think so. Şimdi CMS deneyine doğru hareket edecekler. Onları canlı bir şekilde izliyoruz. Kontrol odasından çıkıp, tabii Ezgi Hocam bunu daha önce görmüştü buraya geldiği için. Yine kontrol odasında alt dedektörlerin, hani soğan halkası demiştik, her bir kısmın bir nöbetçileri oluyor burada. Onlar da orada çalışıyorlar. Şimdi akses sisteminden retina taraması yaparak ve dozimetresini okutarak geçecek. Will batch the dozimeter. Dozimetre içerisinde bir var. Orada retina bilgileri kayıtlı. Onu sağda gördüğünüz ekran okuyucusuna tutarak geriye girmeye çalışacak. Reddetti. It's their responsibility to do Evet, retina scan that. yapıldı ve kapı açıldı. Şimdi asansöre doğru devam ediyor. Az önce kontrol odasından konumunu gördüğümüz asansöre. Şu an başka birisi aşağı iniyor. Eksi 75 metrede asansör. 90 metre aşağı ineceğiz, değil mi hocam? Evet, 95 metre kadar aşağı ineceğiz. Asansöre girince hat kopacak. Orada başka konulara da devam ederiz bu arada. Tabii sorunuz varsa bu arada, hani araya girmek istiyorsanız. Öncelikle hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Benim işimize. Soruları çok meraklılar. Sonlara mı bırakalım? Nasıl yapalım? Onu da soracaktım size. Yani acil bir soru varsa şu an araya girmek istediğiniz olabilir ya da sonuna da bırakabiliriz. Siz nasıl isterseniz. Acil soru var mı arkadaşlar? Var mı? Yok, şu an için acil soru. Tamam. Tamam, o zaman sona bırakalım. It takes a time why the elevator is going to come up. Exactly. And another comment I didn't mention to you.
that once they are in the elevator, we are Yeah, going to exactly. lose That, them. that's So, what I said. So we will lose the okay. connection during the Okay. elevator. So at that Which moment, is I can. normal. Yep. The strange is that it happens only on the way down, not the way up. The way up it works. It And it's works. always consistent. Yep. Her zaman aşağı inerken bağlantı kopuyor ama yukarı çıkarken bağlantı kopmuyor. Bu da ilginç bir CMS özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Şu an asansör geri geliyor. 90 küsur metreden gelmesi yaklaşık bir dakikadan biraz az sürüyor. It was just saying that it takes less than a minute to This is the difference that between the roaming from France to Switzerland and from from Switzerland exactly. to France. Tünelin 27 kilometrelik tünelin tümünde hemen hemen İsviçre'nin telefon hattı çekiyor. Swisscom bağlantısı oluyor. O yüzden elinizde cep telefonu olduğu zaman aşağıda onunla 4G bağlantıya geçebiliyorsunuz. Tabii wireless network de aşağıda çalışıyor. Güvenlik açısından önemli ayrıntı var. Evet, şimdi asansöre binecekler ve burada bağlantı kopacak. Bu arada belki yine CMS dedektöründe nasıl parçacıkları gözlemliyoruz, kısaca ondan bahsedebiliriz. Şekilde dedektörümüzün bir kesitini görüyorsunuz. Çarpışmalar dediğim gibi dedektörün orta noktasında gerçekleşiyor. Oradan bir sürü parçacık açığa çıkıyor. İlk kısım dediğim gibi dizci dedektörü diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Tracker dedektörü. Silikon malzemesinden. Aynı cep telefonlarınızdaki kameranın teknolojisini kullanıyor. Bu yüklü parçacıkları konumlarını hassas bir şekilde ölçebiliyor. Ve bunları bir araya getirdiğimizde bu parçacığın momentumunu ölçmüş oluyoruz. Hani ne kadar hızlıysa o kadar daha düz gidiyor. Manyetik alanla etkileşiminden dolayı tabii bir curvature oluşturuyor. Bu mesela elektron parçacığı kırmızıyla gördüğünüz. Yeşil bir yüklü hadron, örneğin bir protonun bıraktığı sinyali görüyorsunuz. Yine tracker izci dedektöründe iz bırakıyor. Daha sonra hadronik kalorimetrede tamamen yok olup bir sürü başka ikinci, üçüncü parçacığa bozuluyor ve biz bunları gözlemleyerek enerjisini ölçebiliyoruz. Bu arada tabii asansörden indiler, bir dakika sürdü. Şu an 95 metre yerin altındayız. CMS dedektörü tam karşılarında. CMS'te iki tane şaft var, iki tane oyuk var aşağıya inmek için. PM54, PM54'dan aşağı indiler. Ve servis kavem dediğimiz, yani bilgisayarların ve teknik donanımın olduğu boşluktalar şu an. CMS deneyi de tam karşılarındaki experimental kavem dediğimiz alanda bulunuyor. Yüksekliği gösteren geldikleri şaftın oyuğun yukarıya doğru görebiliyorsunuz. 95 metre ışıklarla derinliğini anlamanız açısından. Tabii merdivenler de var ama hiçbir zaman merdivenlerle yukarı çıkılmıyor. Şu an karşıda CMS'in experimental cover'ını, deneysel cover'ını görebiliyorsunuz. Şu an data alım olmadığı için iki cover'ın arasındaki kapı açıldı. Arada normalde bir beton blok var 10 metre kalınlığında. Orada amaç tabii içerideki radyasyonun servis kaverine gelmesini engellemek, çarpışma olduğu zaman. Yani içeride çarpışma olduğu zaman da bulundukları servis kaverine, servis boşluğuna girebiliyoruz. Orada gördüğünüz teçhizatlarda da gerekli değişiklikleri yapabiliyoruz. CMS deneyinden alınan veriler ilk olarak buraya geliyor. Counting room dediğimiz yer burası. Burada ilk filtreleme gerçekleştirilmek zorunda. Çünkü saniyede 40 milyon
çarpışma oluyor ve bunların toplam boyutu yaklaşık 1,5 megabayt diyebiliriz. 40 milyon çarpışma çarpı 1,5 megabaytı tutmaya çalışsak elimizdeki bütün harddiskleri birkaç dakika içerisinde doldurmuş oluruz. O yüzden akıllı bir şekilde bunları ayıklamamız lazım. Önce çok hızlı bir şekilde tamamen donanım temelli bir tetikleme mekanizmasıyla bunun sadece 100 binlik bir kısmını CMS detektörü tutuyor. Geriye kalanını çöpe atıyoruz. Çünkü zaten ilginç çarpışmalar olmuyor genelde bunlar. Gördüğünüz fiber kaplılarla ve bağlantılarla deneyden geliyor. Aynı zamanda deneyin güç kaynakları da bulundukları odadan yan taraftaki experimental kamerasına gidiyor. Evet, yollarına devam ediyorlar deneysel CMS deneyine doğru. Yine bir sürü kablo görüyorsunuz. Aslında size bir soru sorabilirim. Gezinin sonunda belki en yakın tahmini birlikte düşünebiliriz. Toplamda kaç metre kablo vardır sizce CMS deneyinde? Hani gördüğünüz bu bütün kabloları ucuca eklesek ne kadar olur diye bir soru sorayım ve bunun üzerinde bir beyin fırtınası yapabiliriz. Tamam hocam. Düşünsünler. Aynen. So I asked the question about the a guess of how many meters of cables we have in CMS. We will have a brainstorming in the end. Okay. I think you know the answer. Evet. Evet. Dediğim gibi deneysel yani experimental cavern'e deney boşluğuna doğru devam ediyorlar. Karşılarındaki kırmızı kapı maybe we can also show the same time. Tam olarak buradalar. Krokiye bakarsak. Karşılarındaki kırmızı kapı şu. Eğer o kapıyı açarlarsa Elitsi'nin tüneline gidebilirler. Onlar şimdi sola döndüler ve şeye doğru geliyorlar. Experimental Cavern'e geçen bypass tüneline girecekler. Yine bir retina kontrolünden Hey. I'll just go ahead. Yes. Usually. And Okay. buradaki kontrolden geçip experimental cavern'e deney boşluğuna girecekler ve oradan CMS deneyini az sonra göreceğiz. This is the first virtual visit after the Yes. shutdown. LAC data alımı bittikten sonraki ilk ziyaretçiler sizlersiniz. Hani şu an canlı olarak ilk siz görüyorsunuz CMS deneyini. Umarım yerindedir. Yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama biz de göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Yine retina kontrolünden geçtiler ve kapıya doğru devam ediyorlar. Evet ve işte o an. Evet, CMS deneyini görüyorsunuz. Şu noktadan deney kaverinine girdiler. Karşınızda gördüğünüz turuncu renkte olan ileri bölge kalorimetresi miyon sistemlerinin önünde ve demet hattına en yakın olan dedektör. Proton veya işte ağır iyon parçacıkları sağdan gördüğünüz şey taraftan ve diğer taraftan aynı şekilde iki taraftan gelip yerde deneyin orta yerinde çarpışıyor diyebiliriz. Tabii deneyin yan tarafında da bir sürü güç sağlayıcıları, power supply'lar ve tabii data akımı için, veri akımı için de
Bir sürü rack görüyorsunuz, bir sürü bilgisayar görüyorsunuz. There's a bit of a signal loss Yeah, downstairs. as usual. Okay. Evet, şu an karşınızda CMS deneyini şu açıdan Mehmet hattının geldiği taraftan görüyorsunuz. Tabii şu an kapalı. Dediğim gibi bir hafta sonra açılacak. CMS deneyinin dizaynı şöyle. 10 tane farklı dilimden bir araya gelmiş bir deney. Ve her bir dilim gördüğünüz büyük oyuktan, şaftan aşağı indirilmiş ve bir araya getirilmiştir. Bir hafta sonra açıp içindeki sorun için teknik elemanlar çalışmaya başlayacaklar. Öncelikle şu kırmızı bölgedeki kalorimetreler açılıp onların girmesi gereken yere alınacak. Daha sonra da gördüğünüz ilk kısım size doğru gelip bizim bu kameranın olduğu noktaya doğru hareket ettirilip deneyin iç kısmına ulaşılacak. So it will be opened next week, right? On the other side. On the other side. Ama tabii bu bahsettiğim şey bu tarafta değil. Deneyin tam ters tarafında olacak diye doğruladı Zoltan da. Now it's about 7-8 meters above the 10 meters. The beam line is somewhere around 8, 9, 10 meters. Demet hattı tabandan 10 metre yukarıda diye düşünebiliriz. Yani şu an gördüğünüz yer yaklaşık bir 15 metre yüksekte. Yani toplam CMS 20 metre diye düşünebiliriz. Total height was 15 meters, no? Evet. 15 metre diyebiliriz yapına CMS'in. Deney can you show the airpads? Gördüğünüz Yeah, it's over there. turuncu varlak, evet, Noami'nin işaret ettiği kısımlar. Deneyi ayakta tutan hava airpad deniyor İngilizce'de. Hava ayakları diyebiliriz. Yani orada basınçlı bir hava oluyor ve deneyi hovercraft gibi kolayca her bir dilimi, her bir slice'ı rahatça hareket ettirmenizi sağlıyor. Aynı zamanda ortada da raylar var. I think we also have the rails in the middle. That we can move the each slice. Noemi'nin gösterdiği kısımda raylar da var. O rayın üzerinde bahsettiğim slice'lar, dilimler birbirinden kolayca ayrılıp deneyin iç kısımlarına ulaşılabiliyor. Düzeltme herhangi bir maintenance yapılacağı zaman. 2022 operasyonu sırasında kalorimetrelerin bir yerinde bir soğutma sisteminde bir sorun olmuştu. İlk müdahale ona olacak. Talking about the cooling issue that we had for recap. That that will be fixed ASAP. Normalde veri alımı yani proton çarpışması olduğu zaman buraya kimse giremiyor. Sadece LHC durduğu zamanlarda bu cavern'e aksesimiz olabiliyor. Aşağıda yolunuzu kaybetmek de çok kolay. O yüzden her rack üzerinde adresleri var. Yakın taraf ve uzak taraf ve artı bölge, eksi bölge diye. Yani deneyin bir tarafı artı bölgesi, diğer tarafı eksi bölgesi diye adlandırılıyor. Ve sol ve sağ taraf kısımlar içinde yakın ve uzak taraflar. I'm always confused with the far and the near side. The near Now side, they are on the far.
This is We the are on far. far, The far far. side means outside the ring. Yes. Uzak taraf, yani far side dediğimiz uzak taraf ringin dış tarafı oluyor. Yani halkanın içinden deneye baktığınız zaman, yani LHC halkasının içerisinde deneye baktığınız zaman near side içeride kalan, far side dışarıda kalan. And the plus and minus is This is the plus. This So is the this is plus the side. plus. Okay. Yani sol taraf, Because yes. there is no shaft. Ah yes. Yeah. Ah So yes, that's a good trick. Şaftın olduğu taraf eksi taraf oluyor. Yani sağ el kuralını biliyorsunuz. Hani artı z yönünü bildiğiniz zaman x ile y koordinatlarını da kolayca çıkarabilirsiniz. Eletinin juraya bakan tarafı artı z oluyor. The So plus the is the x jura. points towards the middle of the ring, the y points up, and z towards the positive. The positive. Yes. Yani x koordinatı LHC'nin merkezine bakıyor CMS koordinat sisteminde. Y koordinatı yukarıya, z koordinatı da şeye doğru. Yani bir dağın arasında düşünebilirsiniz CMS'in konumunu. Jura Dağı'na doğru olan kısım artı z yönü oluyor. Salev Dağı'na doğru olan kısım ise eksi z yönü oluyor. Yine diğer taraftan ileri bölge detektörlerini ve etrafındaki koruyucuları görebiliyorsunuz. Maybe we can focus on the cavern where the HF will sit. Hello, door that is open. So in order to access, the HF will be moved there, right? Yeah, yeah, that's the garage. İleri bölge kalorimetrisi Türk gruplarının da çalıştığı, yani bizim üniversitelerin de katkıda bulunduğu önemli deneylerden birisi. Diğer bölgelere ulaşmadan onu oradan çıkarıp gördüğünüz garaja koyacaklar. Ondan sonra da dediğim gibi gördüğünüz kırmızı kısım açılıp deneyin iç kısımlarına ulaşacaklar. If you can show this shortly. Ulaşılmak istenen kısım burası diyebiliriz. Handicap kalorimetre. Bir fıçı gibi düşünebilirsiniz CMS deneyini. Barrel diye geçen kısmı, hani fıçının orta kısmı barrel diye geçiyor. İki tane de end cap, kapak kısmı diye tabir ediyoruz. Bu kısma ulaşılması lazım. Burada bir soğutma sisteminde bir sorun olmuştu katı alınma süresince. Onun düzeltilmesi üzerine çalışılacak. Şimdi Noemi aşağıya doğru iniyor. Sıfıra indi. And the magnetic field is still on. No, it's off. It's okay. Okay. Pazartesinden beridir manyetik alan yok aşağıda. But I believe there will be some remnants of. I don't know. What was that? Yeah, there are some remnant field in the cavern, especially on the. Yeah, Noemi is going to show. Noemi şu an size. She has the indicator. Tabii bir sürü kalan manyetik alan oluyor metal yüzeylerde. Elinde bir tane ataç var. Gördüğünüz gibi o ataç CMS'in ayağına halen daha yapışıyor. Manyetik alan yok, yani mıknatıs çalışmıyor pazartesinden beridir, ama gördüğünüz gibi bayağı güçlü bir manyetik alan halen daha orada var. Do you know the strength of the magnetic field there? There it is very, very, very small. It's faint, like the It is magnets that we have on the. Exactly, it is a couple of tens of millitesla. And what you see, we are cheating. You can translate. We are cheating because Noemi is attaching the paper clips to the edges where the field is usually stronger. Yeah. Yani tabii fizik But of dersinden course, bildiğiniz. She doesn't. Not cheating that too much. Not too much either. Aslında biraz da hile yapıyoruz diyor. Gördüğünüz gibi sadece köşelere yapıştığını söylüyor. Biliyorsunuz fizik dersinden. Manyetik alan köşelerde
konsantre oluyor. O yüzden oraya daha iyi yapışıyor. Ama atıyorum in the middle of the block there is no magnetic field. There is, There but is still, very, but very weak. that's weaker and weaker. It's much weaker than to keep the, Then to keep yeah. the attach It is, upright. but strong enough to turn off my computers, Ah, okay. the screens. You know, the The Mac screen. screens are turned off by the By magnetic magnetic thing field. in the, and they turn off. They I turn cannot off. work even if it is so appealing. Okay. Ve orada mesela MacBook'la aşağı indiğiniz zaman ekran otomatik olarak kendini kapatıyor. Yani bu manyetik alan bilgisayarın kendini güvenli moda alması için yeterli. Küçük ama çok da küçük bir manyetik alan değil kalan. Gördüğünüz gibi ataçlar her yere yapışıyor ve manyetik alanın etkisiyle havada kalıyor. Just for curiosity, that can have visits when the magnet is on, and in that case we use not these indicators, But some but strong tools. a spanner, and the spanner can stick here so strongly that it is very hard to remove. Manyetik alan olduğu zaman da yani CMS mıknatısı çalıştığı zaman da içeriye vizitör alabiliyoruz. Ama o zaman tabii ataçlara değil daha büyük zincirlerle demonstration yapabiliyorlar ve o ağır zinciri bile tutacak manyetik alan bu ayağın üzerinde oluşabiliyor. Tabii şu an olmadığı için hani mıknatıs çalışmadığı için maksimum görebileceğimiz şey bu. Hocam öğrencilerden soru gelmişti ama bununla alakalı kimdendi? There was a question they Yeah, go ahead. say. Bu manyetik alanın hani insanlara zarar verip vermediği ile alakalı bir soru gelmişti arkadaşlar. Let me see. Manyetik alan insanlara zarar verecek boyutta değil. Yani çalıştığı zaman bile o boyutta değil. Şöyle düşünün. MRI scan manyetik alanla işte kanser teşhisi için MR görüntülemeye girdiğiniz zaman orada da it's about 3-4 Tesla for the MRI scans, right? This is somewhere around in the MRI scan range, which is something like 3-4 Tesla. Evet. Yes, you are right. Yeah. Yani orada da 3-4 Tesla yani But CMS'in only en inside the magnet. So yani what we feel mıknatısın outside is içerisinde much less than half a Tesla. The half exactly. a Tesla The is maximum is half a Tesla at the at feet the when you have the edge. edge'e. CMS mıknatısı çalıştığı zaman köşede sadece 0,5 Tesla'lık bir manyetik alan var. Ve bu deneye en yakın olduğunuz kısımda. 3,8 Tesla deneyin kalbinde. Hani mıknatısın içindeki alanda oluşan manyetik alan ve o bile hani sizin MR scan esnasında alacağınız manyetik alanla eşit. Yani insan sağlığına doğrudan bir impact, bir etkisi olacak bir manyetik alan değil. So no impact on the No, human no, not at health. Sadece şu durumlar var tabii. Pacemaker, hani kalbinizde kalp pili ya That's da the only thing. vücudunuzda ferromagnetik olan yani manyetik alanla etkileşecek ve öyle kalacak implant varsa o zaman tabii oraya gitmeniz But only the electronic implants. The electronic normal implants and implants are not affected. right. Normal implants are not affected. The titanium ones would not be affected. If you have all the ferromagnetic stuff, whatever. But it doesn't Usually the exist. electronics that we are afraid of. Yes, So like if the a pacemaker. pacemaker, for example, that might be a life-threatening thing if it is reprogrammed. Also the insulin pumps. So we do not allow People with patients with these things down there. But a normal implant of a titanium, for example, that doesn't That feel doesn't feel anything. anything in the magnetic field. Normalde elektronik olmayan herhangi bir implant zaten titanyum malzemesinden yapıldığı için manyetik alanına etkileşmiyor. O durumda girmenizde bir sakınca yok ama kalp pili ya da işte insülin pompası gibi elektronik sağlık cihazları taşıyorsanız o zaman sağlığınızı etkileyebiliyor. Başka sorunuz var mı hocam? Doktor olan var mı arkadaşlar? Şimdi bununla alakalı mı farklı bir soru da sorabilirler mi hocam? Soru Tabii yok. tabii. Another question on another topic. Go ahead. Evet hocam alabiliriz.
Farklı bir soru da alabiliriz diyorlar. Hocam soru kısmına geçtik mi tamamen? Are we in the Q&A session or do we have something else? We are always in there. This is a business. So, yes. Her zaman, always her zaman Q&A. Her zaman soru sorabilirsiniz. Alabiliriz. Soru alabiliriz. Hocam kusura bakmayın soruyu anlayamadım. Sen eğer istediğin sonuçlara ulaşırsa yaptığı deneyler hayatını sana ne gibi etkileri olacak? Bu zor bir soru. Şimdi bunu bilmek için elimde kristal küre olması lazım. Bugünden onun işte 50 yıl sonraki impact'i ne olacak? Onu bilmek güç. Yani CERN'de yapılan daha önceki deneylerin bir sürü teknolojiye ve hayatımıza yansıyan çıktıları olmuştu. Şu an Frontier'deki bu deneyde yapmaya çalıştığımız temel fiziği anlamak, parçacık fiziğinin temellerini anlamak, yani maddenin temel yapı taşlarına ve birbirleriyle nasıl etkileştiklerini anlamak. Bunun 50 yıl sonra ya da işte 100 yıl sonra teknolojiye nasıl bir veya günlük hayatımıza nasıl bir etkisi olur onu bilmek imkansız. So the question was about what would be the direct impact of these experiments to our daily life? I used to tell my Hungarian visitors that bread will not get cheaper. But of ekmek course, daha ucuz olmayacak diyor yani yarın. But of course, there are examples in the history of science exactly. When people didn't know in the moment of the discovery what it is useful for. Like electrons. Like electrons, mm-hmm. like what the ancient Greeks did with the with the cat fur and mm-hmm. also the crystals. You know that mm-hmm. they picked up the papers and okay. this was an entertainment thing for mm-hmm. many hundreds of years without practical results. Without practical results, and now we are in a virtual visit with Aynen. electrons with the same exactly the same physics. Exactly. Yani şey diyor yani, tarihteki dediğim gibi bir sürü buluş yapıldığı zaman sonuçların ne olacağını bilemiyorduk. Elektron içinde geçerli ya da antik Yunan'daki buluşlar içinde geçerli. Ama ondan 100 yıllar sonra veya işte elektrondan 50 yıl sonra aynı teknolojiyi kullanarak şu an bir virtual visit yapıyoruz ve CMS'i canlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Hani bunu bilmek gerçekten güç ama that's not the main motivation to do. No, no, that's not the main motivation. The main motivation is to understand, the fundamentals. Nature. But I have another example, which is closer to us in time. Mm-hmm. When Einstein described the general relativity, you know, the mm-hmm. That is very, very special and very complicated mathematics behind mm. how the space-time is curved, mm. etc. This is something really far from our daily life, mm. except the GPS. GPS, exactly. You so, have to use this exactly technology. Without this corrections, the mm. GPS would be useless completely within a couple of hours. Diğer bir örnek tabii çok güzel bir örnek verdi Zoltan. Einstein'ın genel görelilik teorisi tamamen matematiksel ve işte kütle çekimin nasıl çalıştığını ve uzay zamanın nasıl büküldüğünü anlatıyor. Normalde pratik hayatta hiçbir etkisi olmamasını beklerken uydular için bunun ne kadar gerekli olduğunu biliyoruz. Çünkü eğer bu bilgiyi hesaba katmazsak uyduları çalıştıramayız ve herhangi bir şekilde bu komünikasyonu, bu iletişimi kuramayız. Yani evet, biz bilimi bilim için yapıyoruz, anlamak için yapıyoruz ama pratik sonuçları her zaman ortaya çıkıyor. Just one comment. If you don't mind, I start to go up.
Yes, you can come up, yes. Yeah, just take one more round and then you can come up, I guess. And in the meantime, we listen to the questions. Exactly. Diğer taraftan Noemi son bir kez deneyim tarafında son bir tur atıp yukarıya gelecek. We are still in the far side and in the bus side. So actually, today they cannot go on the floor of the positive because there are very heavy works there. We are planning to open the rotating shield, removing the forward calorimeter. So we got the request from the technical coordination not in the morning meeting that try to refrain from going there, not to increase the density of people. Yes. And of course, we are very keen on doing everything in safe. So having more people there makes it a little bit more unsafe. And then, of course, we don't like it. Bu sabahki teknik koordinasyon toplantısında özellikle technical coordination, yani o işten sorumlu koordinasyon görevlisi pozitif tarafa gidemezsiniz diye bir talepte bulunmuş. Çünkü orada çalışmalar başladı. Bahsettiğim gibi ileri kalorimetrenin önce shielding'inin koruyucu kalkanının açılıp gördüğünüz hangar diğer tarafta da var. O hangarın içerisine You see, we have to remind ourselves on the coordinate system as well. Right. Yani o yüzden her zaman bizim de koordinat sistemini bilmemiz gerekiyor içeride bir yerden bir yere giderken. Aynen bu gördüğünüz kırmızı turuncu kapak açılıp içindeki detektör şu an bulundukları hangarın içerisine gidecek. Rayları görebiliyorsunuz yine, the rails. Tabii bir sürü winch var içeride de. 15 metreden bahsediyoruz. Hani 15 metre yukarıdaki bir detektöre ulaşmak için winchler kullanılmak zorunda. The supports will come upstairs. The supports of the HF. The... Yes. We have to crane it out. Gördüğünüz sarı ayaklar da yukarıya yüzeydeki hangara yardımıyla gelecek. Yine CMS'in orta kısmı, fıçı kısmındaki, barrel kısmındaki ayakları ve rayları görebiliyoruz. Bir hafta sonra da açık bir şekilde, evet, sadece pozitif tarafta. Okay, we can come back to the question of how yes, many please, meters yes, of cable. Yes, please, go ahead. Fikir var mı kablo boyutu hakkında herhangi bir cevap var mı arkadaşlar? Kablonun boyutuyla alakalı. Ne kadar, kaç metre kablo var sizce burada? Şöyle en arkadan bir başlayalım. Var birkaç cevap hocam. 150 bin kilometre var. Güzel. Tamam. 150,000 kilometers is the first guess. Oh yeah, for the cables. 235 bin kilometre. 150 bin. Şimdi tabii o kadar hassas bir şekilde bunu hesaplama şansımız yok ama bir tahminde bulunabiliriz. So the distance between the two caverns is about 50 meters, right? It depends on how do you look at. From the which they perspective? They are next the to each other. There is a 7 meter thick concrete wall in between. But if you want to bring the cables, you have to go around. Like a snake. It's something like 50-70 meters. 50-70 meters for each cable. Yeah. We have three access points for the cables. Plus the trigger tunnels. Right, plus the trigger plus tunnels. Plus six trigger tunnels. Yani kabloların iki cavern arasında geçmesi için üç tane geçiş noktası var. Bir de trigger için özel bir geçiş noktası var. Ortalama her bir kanal için 50 ile 70 metre bir kabloya minimum ihtiyacımız var. Toplamda we have one billion channels in total. For data channels? Yes. We have 120 million data channels. 120 million in total. Okay. Yeah. 120 milyon data kanalı düşünürsek 120 always milyon growing as we bring in new detectors. Yeni detektörle girdiği zaman tabii bu sayı da artıyor. 120 milyon çarpı işte 50 metre diye düşünürseniz ortalama bir rakam elde etmiş oluyoruz. Yani
1 milyar metre mi? So a billion meter for data cables for Well, it's as a rough not guess. so much actually. We have something like You group them. 40,000 kilometers, but what is very important that on one cable sometimes we multiplex the signals. Exactly. So the question is how do we count these? Tabii bu hesap çok naifçe yapılmış bir hesap. Çünkü aynı kablo üzerinde bir sürü kanalı gruplayabiliyoruz. Aynı kablo üzerinden diyor. Yani sonuçta tahminen 40 bin kilometrelik bir data kablomuz var diyebiliriz. Almost equator one round. Approximately, but this is very hard to estimate. If we say anything, it can be done with a large error, relatively large error. Hata Also, payımız a yüksek yani. question, as I said, on one cable sometimes we multiplex the signals. Also, And we are there not are talking many about the small data. wires sometimes in one cable. The question, how do you calculate them? What is the But if parameter? Noemi has possibility to go in the UX USC in the cable zone, we will see. She listens to what I'm saying, so definitely not if you understand. Noemi bize kabloların iki Yes, tünel arasında she said yes. geçtiği noktayı da gösterecek. Yine access noktasından. So you want to show something specific, Noemi, now? I think the No, cable. I heard something. I have to show something, but I lost the connection then. Oh yeah, okay. So the cables below S1, below Okay, I go there. I the fourth go floor. there. Yeah, Okay. okay. And then you will have the impression how much cables we have. So now they are leaving the experimental cavern, going to the elevator. Deney boşluğundan çıktılar. Yeah, of Asansöre course the binip elevator is on the other end, as usual. Rule. Yes, exactly. Yes, exactly. Her zaman asansör sizin olmadığınız tarafta oluyor. Bu da bir kötü şans olarak. Bir kat yukarıya çıkıp kabloların olduğu kısmı gösterecekler. Bu arada tabii bir soru daha alabiliriz oraya gidene kadar. Mikrofonu Hiçbir şey duyulmuyor maalesef. süpersimetriyle alakalı soru hocam. Tabii Süpersimetri ki. gerçek süpersimetrik karşıt nasıl gerçek yani masaya bindik mi diye soruyor hocam. Süpersimetri. Good A very good question. Directly to the answer. Hayır. Herhangi bir süpersimetrik parçacık gözlemlenmedi ve deneysel olarak kanıtlanmadı. Tabii bu önümüzdeki süreçte gözlemlenmeyeceği ya da işte bakmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. İstatistik biriktirmek zorundayız. Çünkü çok rare, çok ilk başta ortaya çıkacak prosesler değil bunlar. O yüzden bir süreden sonra, belli bir data alımından sonra daha fazla dışarılayabiliyoruz, ekstrüt edebiliyoruz modeli. Ama şu ana kadar 3 data alımı döneminde de herhangi bir deney tarafından süpersimetrik parçacık gözlemlenmedi. Gözlemlediğimiz her şey standart modelin, yani bildiğimiz periyodik tablo ve onun etrafındaki tüm etkileşimlerin etrafında oluyor. Tabii standart modelin yetersiz olduğunu biliyoruz. Onun nereden yeni bir yeni fizik çıkacağını henüz bilmiyoruz. Süpersimetri de bunların en önemli matematiksel olarak en güçlü adaylarından birisi, ama maalesef şu ana kadar gözlemlenmedi. You can see the Evet, cable şu an zone. kabloların geldiği bölge, yani iki deney arasında geçtiği
Pardon, So each of iki arasında. these red cables contains 12 or 16 individual high voltage cables. So that's, for example, the reason For the why power it is supply. very hard to tell, but you see that there are many and there are many other cables behind. Gördüğünüz kırmızı kablolar, yani içerisinde 16 tane farklı kablo, yüksek voltaj kabloları, deneyin farklı deney kısımlarının power supply için, güç üniteleri için. Tabii onun haricinde bir sürü daha kablo iki kavern arasından geçiyor. This is one of the chimneys of the three that connects the service cavern to To the the experimental experimental cavern. cavern. Yeah. So it goes down, And goes then below goes below the big concrete wall, and then goes to the to goes the to other below side. the detector, and then goes up, of course. So it comes from the below of the Yeah, detector. exactly. And you might see that's not only cables but pipes as well. Pipes for cooling. What you see, these reddish or orangish or things, these are copper tubes of the gas, and there are also cooling, as you said. So from cooling we have water cooling, and we have carbon dioxide cooling and C6F14 cooling. So quite complicated. Yani ne kadar kompleks bir yapı olduğunu görebiliyorsunuz. Bir sürü kapıla gidiyor. Gördüğünüz turuncular, bakır borular, o soğutma için ve hem gaz soğutma, hem karbondioksit ile soğutma, hem de su ile soğutma sistemleri var. Farklı detektör kısımları için. Ve bir sürü de veri kablosu vesaire. İki tünel arasında aradaki beton bloğun altından geçip deneyin altından tekrardan yukarıya çıkıyor. O şekilde iki tünel arasında kablolar bağlanmış oluyor. Evet, bir soru daha alabiliriz. We can take another question, right? Yes, yes, please go ahead. One last. Oh, they can go. Bazı bilim adamlarının CERN'de yapılan deneylerin kontrolden çıkması durumunda oluşabilecek kara deliklerin dünyayı tutabileceği ihtimal ne kadar gerçekçi? Şimdi şöyle başlayayım cevaba, soruyu anladım. 10 yıldır çalışıyor yaklaşık ve böyle bir şey oluşmadı, bir kere onu söyleyelim. İkincisi, tabii mikro düzeyde çok yüksek enerjiden bahsediyoruz. Yani iki proton için muntazam bir enerji. Ve orada ulaşılan sıcaklık evrenin ilk baştaki anından, yani Big Bang'den birkaç pikosaniye sonrasındaki koşulla hemen hemen eşdeğer. Ama makro skelde baktığınız zaman, yani bizim yaşadığımız boyutta baktığınız zaman, iki tane kara sineğin havada uçtuğu kinetik enerjiye eşdeğer aslında oradaki enerji. O yüzden hani şöyle düşün, iki tane kara sinek havada çarpışıp kara delik oluşturma ihtimali var mı? Yok. Yani dünya yok edecek boyutta. O yüzden orada da oluşabilecek muhtemel bir kara delik. Tabii bu bir model, Suzy gibi, bu da bir model. Oluşsa bile o boyuta ulaşmadan yok olacak ve daha stabil olan ve bizim deneyde de gözlemleyebildiğimiz parçacıklara dönüşecek. Yani öyle bir ihtimal, kusura bakmayın ama maalesef yok. O zaman ben bir soru. Tabii ki, buyurun hocam. Öğretmenimiz Mevlüt Hocam, buyurun. Şöyle biraz çıkayım. fizik öğretmeni Mevlüt Yılmaz. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bizim için çok özel bir program oldu. Teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize role model olma konusunda işte özellikle örnekler arıyoruz. Bunlar için kariyer programları düzenliyoruz. Ve gerçekten şu anda bizler için çok güzel rol model olduğunuzu düşünüyoruz. CERN'de bir elimizden geldiğince hocam. Sizler aracılığıyla öğrencilerimize canlı canlı bağlandık ve sorularınızı soruyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, bizim görevimiz. Sormak istiyorum. Şimdi öğrencilerimize biz fizik alanında maalesef Türkiye şartlarından dolayı bazen
kendi alanımızı öneremiyoruz. İşte yani çok maalesef işte CERN'e kadar işte popüler olsa da fizik alanının reel bir karşılığı bilmiyorum. İşte bazen bulamıyoruz. Ama ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten fiziğin şu an için önerebileceğiniz bir alt dalı ve çalışma konusu CERN'den baktığınızda öğrencilerimize önerebileceğiniz, işte tavsiye edebileceğiniz bir çalışma alanı var mı? Ne dersiniz? En zor yerden sorduğunuz son soruyu. Teşekkürler. Yani bulunduğum noktadan bakınca tabii parçacık fiziği en güzeli. Çünkü 10 yıldır çalışıyorum ve halen daha mutluyum. Ama tabii dediğiniz gibi başka alanlarda iş bulmak eğer şeyse hani endüstriye de iş bulabilmek açısından vallahi bilemiyorum. Astrofizik son zamanlarda çok revaçta. Kütle çekim dalgalarının bulunmasından sonra Zoltan'dan da yardım alacağım bu konuda. So the question was, what would you be your suggestion, which physics field they should study to get jobs? I said particle physics, of course, because I love it. But, yes, I would say at the first point, because that's very interesting. Yes. But also in physics, there are several other ways. For example, the applied physics, that yeah. is much closer to the technology. Teknolojiye daha yakın olarak uygulamalı fizik olabilir. There getting a job is much more likely İş than in the basic science. But basic science has always have the feeling that you are exploring something new. Hı-hı. Yani temel fizik yaptığınız zaman pragmatik sonucun değil de ya yeni bir şey yapma motivasyonu düşünüyorsunuz. O yüzden kalıcı iş ya da işte endüstride iş bulmak değil de gerçekten işinizi sevmeniz lazım burada devam edebilmek için. Öyle yani verebileceğim tavsiye bu. Çok güzel, sağ olun. Ben onun yerine sorayım o zaman. Buyurun hocam. Öğrencilerimiz şunu merak ediyor. Öğrencilere yönelik orada işte çalışma alanları veya öğrencilerin ziyaretleri konusunda işte nasıl bir program var? Öğrencilerimiz nasıl girebilir, faydalanabilir? İşte üniversiteler, liseler aracılığıyla veya başka yollardan. Liseler tabii sizin yaptığınız gibi virtual visit olarak gelebiliyor. Onun haricinde buraya gelip fiziksel olarak da burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Onun için lise olarak başvurabiliyorsunuz. Lise öğrencileri için Beamline for School diye bir proje var. Her sene başvurabiliyorsunuz. Bir detektör projesi öneriyorsunuz. Atıyorum telefon kamerasıyla parçacık gözlemleyeceğim diye bir proje ortaya atıyorsunuz. Örneklerini tabii size paylaşabilirim. Saatim konuşmaya başladı. Seçilen grup CERN'e davet ediliyor ve bir ay boyunca, it's one month, right? Beamline for School is like a month project they do here with their proposed detector. That's a long-term project because you can start right now with the proposals. With the proposal. You have to submit the videos and the proposals and the in a written form. Then there is a shortlisting. And then after the shortlisting, there is another selection. Mm-hmm. And the final two or three can get to CERN or DAISY. Or also DAISY. And now DAISY is very much in DAISY Hamburg. Because they have the beam as well. Exactly. And they had the beam when we didn't. Exactly, during the long shot. Yeah, exactly. Tabii 3 yıl boyunca CERN etrafında herhangi bir hızlandırıcıdan bir parçacık kaynağı olmadığı için başvurulan projeler kabul edildiği zaman DAISY'de Almanya'daki hızlandırıcı merkezine. Sorry for interrupting. Now they are showing the tracker pieces. Ah, okay. So let me just put them on large. Şu an yüzeydeler yine.
gördüğünüz bahsettiğim en içteki silikon detektör, izci traker detektörümüz. End cap kısmını, yani kapak kısmını oluşturuyor. Onun bir end, this is the barrel, bu da barrel kısmı. Gözle görülmeyecek küçük iletken kablolar var diye düşünün, sinyali alabilmek için. Yüklü parçacık buna dik bir şekilde geliyor ve sinyal oluştuğu zaman oluşan sinyali sol tarafta gördüğünüz yeşil borddaki çipler aracılığıyla daha sonra fiber kaplılarla diğer taraftaki deneysel kavernden servis kavernine aktarılıyor bu fiber gördüğünüz fiber kaplılar, beyaz fiber kaplılar gruplandırılıyor ve diğer tarafta arka planda kaydediliyor. We have several million channels of the tracker is the biggest. Tracker is the biggest. I think the tracker has something like 100 million channels of the 120 million channels of the detector completely. Toplam 120 milyon kanalın 100 milyonu sadece tracker'dan geliyor. Çünkü çarpışma noktasına en yakın olan detektör bu. O yüzden çok fazla granüler olması lazım. Yani çok fazla çözünürlüğü en yüksek olan kısmının bu olması gerekiyor. Bir soru var sanırım hocam. Pardon hocam, resmi görebilecek miyiz? Resim, detektör resmini mi hocam? Evet. They want to see the big picture of the CMS in the cavern, in the assembly hall. Is it possible? Yes, Noemi, could you please go to the assembly hall? I think yes. Yeah, exactly. Now okay, okay. Because there is also an ongoing visit. I lose them, so... Ah, the connection might... Yeah, exactly. The connection is not good in this building. You go from a room, out of a room, into another, into and another it's building. It's a Wi-Fi, right? Yeah. Well, it's both Wi-Fi and 4G that they are selecting in between dynamically. Evet, bağlantıyı yine kaybettik ama birazdan bağlanacaklar. CMS'in fotoğrafını göreceğiz. Biz göreceğim, sizin sesiniz kesildi ama. Don't worry, they will be back. Şu an geliyor. In the meantime, let's go on the with the next question. Then. Evet, bir soru da alabiliriz bu arada. Hani, evet, geldiler. That is the big picture. Güncellemede neler değişti? Eklenen yenilikler nelerdir? Duyulabildi mi? Son güncellemede neler değişti diye soruldu diye anladım. Yenilikleri soruyor bir de. Hocam, bir de yeni bir keşif projeniz var mı? Yeni bir keşif neyi var mı anlamadım. Yeni bir keşif projeniz var mı? Yeni bir keşif projesi. Benim bireysel olarak yok. Ben var olan modeli çalışıyorum. Standart model süreçlerinin olabildiğince hassaslık olarak ölçebildiğimiz kadar hassas bir şekilde ölçmesini üzerinden çalışıyorum. Bu arada soruya geri döneceğim. Bahsettiğiniz fotoğrafı gösteriyor arkadaş şeyden. Hangardan. CMS'in birebir fotoğrafı bu. Yani 15 metre boyutunda. Aslında tam bir fotoğraf değil. Farklı kısımları bir araya getirilmiş bir fotoğraf. Noemi, we don't have a very good reception. Right, the resolution is a bit... Yeah, that's a connection. I know, I try to not move. Okay, sorry. Yani bağlantının el verdiğince göstermeye çalışıyoruz. Ve shaft'ın da üst kısmını görebiliyorsunuz. You can see the shaft as well. Where the CMS detector was. CMS detektörünün aşağı indirildiği shaft'ı da görebiliyoruz. Bu birebir bir fotoğrafı dediğim gibi. Muon sistemini ve gri kısım CMS mıknatısı. Onun içerisinde de kalorimetre ve en içte az önce konuştuğumuz silikon tracker dedektörü, izci dedektörü. Soruya geri döneceğiz. Back to the question. Yeah. Yeni fizik olarak benim herhangi bir projem yok dediğim gibi. Yani yeni bir buluş için. Ne güncellemesi yapıldı? Temelde elektronik
Yani dedektörün elektronik kısımlarında bir güncelleme oldu ve faz 2 için yani bir sonraki güncelleme aşamasında çok büyük bir değişim olacak CMS dedektöründe. Bu dönemde daha küçük değişiklikler oldu ve miyon dedektörlerine yeni bir teknolojinin demonstratörü eklendi. I think the only big update that we had in during the long shutdown too was the jam detectors being installed and some electronic updates for HVAL. And also the Pixel got a new Pixel, I think. It was already in the long shutdown one, right? No, I think they had a new one that was installed. And we got a new beam pipe, completely new one. So there are several things. The biggest was probably the jam detector. Yeni bir miyon bahsettiğim dedektörü değişti. Beam pipe yani protonların geldiği boru daha farklı bir malzeme kullanarak. It's beryllium, right? The mid part. The mid something like 2 meters. Ortasındaki iki metrelik kısım beryllium'dan yapılıyor ki çarpışmadan gelen parçacıkla en az etkileşimde bulunmasını sağlamak açısından o yenilendi. Ama dediğim gibi CMS'in diğer büyük güncellemesi 3 yıllık run-treat'ten sonra olacak. But the biggest upgrade will be after the run-treat. At LS3, yes. The change tracker, the end cap calorimeters. And the end cap calorimeters and new jam detectors. Evet, yani bir sonraki upgrade daha quite large, daha eğlenceli olacak. Sanırım tamam. I think we are there, no? We are there, and Noemi is almost back. Noemi geliyor. We just add her spotlight. So now she is in this room. Yes, I'm here. Geri geldi. And, returns over us, we will just say hi again. Evet, umarım dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Ben de bir daha görmek en güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Öğrencilerim adına da ayrıca teşekkür ederim. Merak ediyorlardı. Ayrıca çok merak ediyorlar. Umarım ileride gelebilirler. Evet. Böyle yerlerde olmalarını istiyoruz tabii ki. İstediğimiz doğrultuda olacak. İnşallah. Bekliyoruz. Var mı Türkiye'de hocam? Teşekkürler, sağ olun. Bağlantı bir koptu geldi mi? We had a loss of connection. Peki, görüşmek üzere. Hocam. Hocam.